Şimdi ben tevhidden yapacağım. İnşallah. Yapmadan önce bir mukaddeme yapmak istiyorum. Şimdi diyor ki, eşyadan alınan ilim, mesela tıp ilmi, insana bakılarak alınmış. Tıp ilminin kaynağı insandır. Ziraat Fakültesi'nin malumatları, bilgileri malum bitkiler alemidir. Hayvanlar alemi hakkındaki ilim de hayvanlara bağımlıdır. Çok önemli, bunu kaçırmanızı istemiyorum, bu şeyi, mantığı. Mesela biraz da indirgeyim. Göze ait bir ilim var, göz ilmi, fakültesi var, göz ilmi. Tamam. Şimdi bizim göz hakkında ilmimiz göze bağımlı ve göze bağlı. Bak, burayı kaçırmayın. Bir daha söylüyorum. Bizim göz hakkındaki ilmimiz göze bağlı. Gözü ortadan kaldırırsanız göz ilmi denilen bir şey olmaz. Tamam mıyız buraya kadar? Tamam. Şimdi biz göze bakarak, gözü araştırarak elde ettiğimiz ilim ile göz yok iken gözü yaratma ilmine varamazsınız, varılamaz. Dolayısıyla bizim ilmimiz ve nihai kaynağı eşyadır. Eşyadan elde edilen ilim ile hiçlikten eşya yaratılırken kullanılan ilim bizim eşyadan aldığımız ilime benzemiyor. Onun için beşeri ve mahluk olan ilim vacip ilime onun için varılamaz. Tamam, burayı tekrar etmeme gerek yok değil mi? Çok önemli bu. Eşyadan alınan ilimle o eşya yokken eşyayı yaratma ilmi ne varamazsınız, varılamaz. Bizim ilmimiz eşyadan alınan malumattır. Ama hiçlikten yaratma ilmi ise o eşyadan alınan ilme benzemiyor. Zaten Peygamber Efendimiz'in amcası da o yüzden demedi mi ki bu kurumuş çürümüş kemikleri nasıl tekrar et giydirecek? Yani evet. Onu anlamadığı için söylemiş. Evet, doğru. Başka? Senin inanman ve inanmaman evreni değiştirmiyor, değişikliğine sebep olmuyor. Sen mesela Allah'a kabul edip reddetmen kainatı ve varlığı değiştirmiyor. Senin alemine tesir ediyor. Sen kendi aleminde hangi şıkla rahatsın, yani sıkıntılarını çözümlerken inkarla mı daha güzel, kolay çözüyorsunuz, yoksa iman ederek mi? O zaman inkarın veya kabulün doğruluğuna dair bir delilin de budur. Şöyle diyeyim, sıkıntı ve buhran, bunalım, ailevi ve toplumsal sıkıntıları çözerken inkara dayalı bir çözümle mi daha kolay varırsın? Diyelim ki sen toplumsal değil de psikolojini düşün. Allah'ı inkar ederek mi sıkıntını daha çok aşarsın, daha kolay? Allah'ı kabul ederek. Bu da bizim tevhidin alemimizde ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Eğer İnkar olursa yeisin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, erva habisenin izacatına insan kurtulamaz. Yani kimsesizlik vahşet getirir, dayanak noktası olmadan yeistir, yeis de zulümattır. Yeisin zulümatından. Başka örnek vereceğim. Allah'ın nazarında dünya ahiret ile beraber düşünülür, olur. Nasıl ki ressamın resminin bir parçasına bakarak tenkit edilmediği gibi,
dünya hayatını ahirete göre yorumlanır. Çünkü dünya ahiretin tenteneli perdesidir. O zaman ahireti gördükten sonra kötülüğünü, kötü olduğunu düşünebilirsiniz. Yani dünyada rastladığımız sıkıntılar var ya, bu neyin nesidir? Yani iyi değil, kötüdür, yani hoş değildir diyemeyiz. Niye? Dünyadaki yapılan icraat ahirete göre yapıldığı için, ahirete gittikten sonra sen dünyada şu kötüdür, keşke olmasaydı dediklerini ahireti gördükten sonra iyi ki olmuş diyeceksin. Yani ressamın resmini bütünü görmeden tenkit edilemez. Yani bir parça gösteriyorum sana. Ya bu ne ya, Allah Allah, siyah. Ama çekettin bir şeyi. Mesela resmin parçasını gösteriyorum, çekettin ucu. Ya bu ne ya? Doğru, bir parçaya bakarsan ama bütüne bakarsan resme, o zaman ancak tenkit olabilir. Şimdi dünya hayatı da ahiretle beraber bütündür. Bütün bir resimdir. Ahiretle beraberdir, bütündür. Yani dünyada yapılan icraat ahirete göre manalandırır. Yoksa dünyevi hadiseler dünyaya göre izah edilemez. Çözemezsiniz. Yani örnek vereyim bir tane. Armut'u şeftaliye göre izah edemezsiniz. Armut nedir? Şeftali değildi ondan. Bu böyle bir mantık olmaz. Mesela insan nedir? Bak bak, cevaba bakın, din yoksa. Güneş değil. Tamam, biliyoruz. Dere değil insan. İnsan nedir? Sığır değil. Allah Allah. İnsan nedir kardeşim? Ağaç değil. Yani insanı başka nereye kıyas edip çözeceksiniz? Ya dağlara, taşlara, ya da hayvanlara ve güneşlere. O zaman dünyadaki hadiseleri ve vukuatlar, hadiseleri ve eşyayı birbirine kıyas edilerek çözülemez. Ancak nerede duruyor ve ne yapıyor anlaşılır. Bir tane daha vereyim. Bilimseller formülüze edilebilir. Mesela diyelim ki hız eşittir yoğunluğu zaman diyelim. Mesela ve eşittir mc kare, herkesin bildiği. Bilimsel formülüze edilebilir. Yani bilim olan bir şey, ilmi olan bir şey, yani altyapısı ilmi olan, nizam intizamı olan, sistem olan bir şey de formül edilebilir. Formülüze edilebilen tekrarlanabilir demektir. Geleceğin en güzel delili formüldür, çekirdektir. Eğer bir taşın düşmesi, uçağın uçması, suyun üzerinde geminin yüzmesi hesap edilebiliyor, formülüze edilebiliyorsa, taşın suya batması formül edilebiliyorsa, o taşta ve suda tesadüf olmadığını, ilmi bir zemin olduğunu gösteriyor. Yani her bir formül geleceği aralayan ipuçlarıdır. Geleceği gösterir. Yani mesela çekirdek niye var? Gelecek baharı düşünemeyen, geleceği kastetmeyen çekirdeği yapamaz. Gelecek hayatın en güzel delili çekirdektir. Arkadaşlar, tesadüfü ortadan kaldıran formüldür. Formül varsa mazisi ve müstakbeli var demektir. Mazisi veya müstakbeli yoksa formül edilemez. Formül düşünülemez. Bunu da ehli ilme söylemiş olayım. Belki çoğunuz zorlanacak ama. Bakın, bir şeyin geçmişi ve geleceği yoksa formül edemezsiniz. Bir kurala, sisteme sokamazsınız. Biraz akşam üzeri zor gelmiştir zannediyorum ama peki biraz rahatlatayım. Ahiretin en güzel ispatlarından bir tanesiydi de. Anladınız mı? Bakın, ustad diyor ki, çekirdeği yapan diyor, gelecek baharı kastetmiştir. Gelecek baharı kastetmeyen çekirdekte niye ağacı yazsın? Çekirdekte ağacı yazdığına göre bu çekirdek ağacı geleceği taşıyor demektir. Ustad diyor kendisi, ben orada yazdım. Yani nizam ve intizamı varsa bir sistem işliyor demektir. Sistemin
nizamlı, mükemmel işlediğinin alameti de formüldür, formül. 1 bölü 2 at kare diyoruz, tamam mı? Vesaire. Formüller var. Bu formüller de eşyaya yapılabiliyorsa, eşyada tesadüf yoktur. 2. Formül yapılabiliyorsa bunun mazisi var ve istikbali var. Bir şey şimdiki zamana bakarsa ve ona formül yapamazsınız. 2 tane de kaldı, kesiyorum. Düşünmek çok ciddi ihtiyaçtır. İnsanlar bunu yapmadıkları için psikoloji rahatsızdırlar. Onun için Allah Kur'an'ında diyor ki, ne kadar az düşünüyorsunuz. Allah alim olmamız ile değil de ne kadar az düşünüyorsunuz. Çünkü niye? Eğer kafayı düşünürse, düşünceyle meşgul ederseniz, düşünerek meşgul ederseniz, sistem çalışıyor. Eğer siz dimağın sistemi düşünmeyle aktif ve canlı olur düşünerek, eğer düşünmeyi terk edersen dimağı bataklığa atmış olursunuz ki Kur'an ne kadar az düşünüyorlar diyor. Düşünmüyor musunuz? Düşünmezler mi diye bizi ikaz ediyor. Peki şimdi metnimi okuyorum. İki tane şey çok önemliydi. Bir tanesi formülüze edilebilen, ikincisi eşyadan alınan ilimle eşyanın künhüne, batınına varabilirsiniz. Elmadan elde edilen ilimle elma ne olduğu, ne işe yaradığı, nasıl bir şeydir, neler ifade ediyor olur. Ama elmayı ilk defa hiçlikten Allah yarattı. Neyle yarattı? İlim ile yarattı. O ilme, Allah'ın ilmine, hiçlikten yaratma ilmine, elmaya bağlı olan ilimle varılamaz. Bunu bir anlasak bu derste bitti. Aynen öyle de şu mevcudat-ı seyyale, şu seyyal mevcudat, yani zahirde kararında olmayan, devamlı değişken. Çünkü varlıkta iki şey vardır. Vücut ve hadise. Vücut, eşya ve hadiseler var. Şimdi bu seyyal mevcudat, yani gelen durmuyor. Niye durmuyor? Vücutları ile, hayatları ile, vacibül vücudun vücuduna ve ehadiyetine şehadet ettikleri gibi. Yani eşyanın, mesela ilimde şey kullanmıştık, gözü kullandık, onu devam ettireyim. Mesela gözün yaratılmasında ve hayatiyetinde Cenab-ı Hakk'ın vücudunu gösteriyor. Herkeste farklı olmasından da ehadiyetini gösteriyor. Zevalleriyle, ölümleriyle de vacibül vücudun ezeliyetine, serbediyetine, ehadiyetine şehadet ederler. Mesela onun şeyde 10. sözde şey misali veriyor. Nehir malum. Nehirin akarken böyle kıvrım kıvrım güneş vuruyor. Güneşin vurduğu yer parlıyor. Vurmadığı yer karanlık. Mesela şu güneş buraya vurdu. Nehir buradan geliyor. Vurduğu yer aydınlanıyor. Tekrar karanlık. Yani vurmadığı yer. Yani bize gösteriyor ki bu aydınlık, sudaki parlaklık suyun zatından değil. Eğer suyun zatından olsaydı her yerde parlak olurdu. Eğer güneşin, nehrin belirli bir zamanda belirli bir kısmı aydınlanıyorsa, sonra karanlığa gidiyorsa, bu aydınlık sudan değil. Bir harici vücudu gösteriyor. Güneş vuruyor demektir. Yani güneşin vurduğu yer aydınlanıyor, güneşin vurmadığı yer karanlık. Ama güneşi görmeyen bir insan düşünün, suya bakıyor, parlıyor. Diyor ki bu suyun parlaklığı zatındandır. Başkası diyor ki bak bunun parlaklığı bu zatından değil. İstersen ben sana göstereyim, gel biraz aşağı doğru gidelim. Güneşin vurmadığı yer karanlık. Bak onun zatında aydınlık olsaydı suda, her akan yerde su aydın olurdu, parlak olurdu. Ha, güneşin vurduğu yer parlaması, vurmadığı yer karanlık olması gösteriyor ki sudaki parlaklık harici bir güneşi gösteriyor.
Aynen öyle de şu mevcudatın durmayıp mesela topraktan, gübreden armuta dönüşmesi, tekrar başka bir şeye dönüşmesi, işte onu insan yiyor, gübre oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Allah onu mutlaka o hücreyi çalıştırıyor. İnsan vücudundan sonra başka vücutlara dönüştürüyor, değiştiriyor, dönüştürüyor. Tamam mı? Bu neyi gösteriyor? Yani kendi zatında bir ilmi yok. Girdiği yerlerde bunları tanıyacak, bunları tanımlayacak cihazı tanımıyor. Mesela göze geliyor, karaciğere geliyor, dalağa geliyor. Buraları o bilmez. İşte bunda Cenab-ı Hakk'ın ehadiyetine ve varlığına delalet ediyor. Ölümleriyle, zevalleriyle de vacibül vücudun ezeli olduğunu gösteriyor. Yani gelmeleriyle gönderiliyor, gitmeleriyle arkasından gelenler devam etmesi de gidenle iş bitmediğini, gelen giderek neyi gösteriyor? Bunları idare edenin baki olduğunu gösteriyor. Biraz çok mu uzattım onu? Yani suyun parlaklığı güneşin vücuduna delalet ediyor. Kaybolması, o parlaklık aktığı su, arkasından genelde parlaması, ha, güneşin daimi olduğunu, su gibi akmadığını gösteriyor. Allah da böyle. Yaratılanların yaratılmasıyla Allah'a gösteriyor. Yaratılanların kaybolmasıyla ama yaratma hakikati devam ediyor. Arkadan gelenler olması da yaratan zatın sermede olduğunu, batmadığını gösteriyor. Evet, gece, gündüz, kış ve yaz, asırlar ve devirlerin değişmesiyle grup ve uful içinde teceddüt eden ve tazelenen masnuat-ı cemile mevcudat-ı latife elbette bir âli ve sermedi ve daim-ü tecelli bir cemaat sahibini vücut ve beka ve vahdetini gösterdikleri gibi. Şimdi mesela gece kale almayız. Yani gece yaratılması için bir gecenin yaratılmasını bir düşünün. Gece olması için ne lazım? Siz zannediyorsunuz ki gece karanlıktır. Ustad diyor ki gece karanlığında, gece karanlık olsaydı gece karanlığında denmezdi. Gece alemdir, karanlıkla alakası yoktur, bir boyuttur. Geceyi karanlıkla Allah örtüyor. Karanlık ayrı bir şeydir. Karanlık ayrı bir şeydir. Bunu çok önceden de lemalardan öne çıkartıyordum. Hatta 10 sene önce belki siz de duymuştunuzdur ama Ataman duymuştur. Boşluk boş değildir derdim. Hatırlar mısınız? Tev kasetlerinde de var. Bu bak yeni yeni teori atılmış hatta. Yeni. Boşluğun içerisinde öyle bir enerji potansiyeli var ki mesela muayyenleşmemiş. Yani boşluktan işte elma armut olmuş, toprak olmuş. O meydana çıkmış. Meydana çıkmayıp ortada bulunan enerji ortaya çıkandan daha acayip. Daha güçlü. Yani boş, boş değil. Şu anda hava boş değil mi şurası? Boş mu? Radyo dalgaları, ultraviyol dalgaları, ısı ve ışı dalgaları, televizyon dalgaları, ses dalgaları, ısı dalgaları, dimağdan çıkan dalgalar, kalpten çıkan dalga, eşyanın parçalıcıkları vesaire. Yani boş değil burası. Bu bize bakan yönü. Ruhaniyat var, dam var, can var, tam var, test var. Her birinden 1000 tane var. En azından kitabımızdan öğrendiğimiz kadar melekler var, ruhaniler var, cinler var, şeytanlar var, erva abisi var, erva aliyeler var. Yani boş, boş değil. İşte gece, gece alemi ayrıdır, karanlık ayrıdır. Karanlık geceyi örtüyor. Gündüz bir alemdir, aydınlık başka bir şeydir. Mesela şöyle diyeyim. Dünyamızın güneş etrafında dönmesiyle, yarım kürede gece oluyor, yarım kürede gündüz oluyor. Hayır. O dünyanın dönmesiyle gece gündüzle alakası yok. Nedir? Güneş vuruyor, gündüz diyoruz. Yani güneş ortadan kaldırırsanız, dünya dönmeye devam dahi etse, gündüz olmaz. Tamam? Yani güneş vurmasa lambasını, dünya dönmeye devam etse gündüz olur mu? Olmaz. Ha, gündüzün aydınlığını güneşten alıyor. Gündüz ayrı, aydınlık ayrı. Gece ayrı, karanlık ayrı demek için söyledim. Ayrı, apayrı biz.
Uyuyoruz yani. Allah Resulü diyor aleyhissalatü vesselam, insanlar uykudadır, ölünce uyanacaklar. Yani o kadar yanı başımızda mesela ahireti ifade eden, her derste aman aman zikrediyorum şöyle bir 6 aydan beri alıştıra alıştıra diye. İnşallah onun üzerine, ahiretin üzerine böyle dünya denilen şu cehaletimizin kesifi kaldırılınca daha iyi anlaşılacak diye yola çıktım. Sima ve suretle uğraşıyorum. Sima ve suret. Şu simalarınız var ya, simalarınız. Bak birbirinize bakıyorsunuz. Şu simalarınız. Herkeste azayı esaside ittifak var. Burun herkes aynı yerde değil mi? Burun deyince herkes buraya götürür. Burun deyince buraya götüren var mı? Ensesini götüren var mı? Yok. Peki kulak aynı yerde, ağız aynı yerde. Niçin herkeste sima farklı? Bu görüntü nerenin ifadesidir? Kuru fasulyenin mi? Domatesin mi? Yani benden farklı olman senin siman. Benden farklı yemek yediğinden midir? Aynı yiyelim, beraber yiyelim, ikiz çocuklar. Aynı şeyi yesinler, simalar aynı mı olur? Peki nedir? Batının dışa vuruşudur. Yani ruhsal görüntüdür. Ama hala ruhu merak ederiz. Yani dışarıda gözüken, şu simada gözüken hücreyle alakası yoktur. Ayna gibidir. Dünya da aynı böyle bir simadır. Arz simasında, kainat simasında, insan simasında birbirine girmiş 3 sikke-i rububiyet var. Yani sima nedir biliyor musunuz? Sima, bu manada sima, ruhun dışa vuruşudur. Peki seyret derken kimi seyrediyoruz? Ruhunu seyrediyoruz. Yani burada orayı seyrediyoruz. Bu bir. İkincisi misal vereyim. Burada mıyız arkadaşlar? Abi devreler yandı ya. Yavaş. Peki devreler yandı, tamam. Peki senin hoşuna gidecek şeyi söyleyeyim. Bunu söylediğin için. Şu anda bir huzur var mı sizde? Rahatlık var mı? Var. Bazen bir olmayanlara söyleyeyim belki. Tutturamadı belki. Bende mesela huzur var elhamdülillah. Namazdasınız. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. İlâ ahir. Bir namazda bazen huzur tutturmuyor. Huzur olmuyor mu bazen? Böyle bir güzel hal. O hal sana yediğin gıdadan gelmiyor. O okuduğun ayette aralanan alemden sana inikas ediyor. O zaman burada iken orayı yaşıyorsun ama farkında değilsin. O halin ötelerin özelliği. Buranın değil. Bak ahireti görüyor musun? Nerede kaldı? Ha neredeydi ahiret? Ahireti şu anda yaşıyorsunuz, farkında değil. Şu anda var ya, şu anda uydurukçasıyla armoni, felsefe tabir armoni, denge ve bizim tabirle huzur. Şu anda feyiz yok mu? Ha, bu şu andaki huzurunuz dünya cinsinden değil. Peki nedir? Yediğiniz gıdadan gelmemiştir. Ha, şu anda yaşadığın hal ötedeki haldir, hal. Şu andaki senin ruh oraları araladığını gösteriyor. Aynayı oraya tutarsanız tuttuğun yeri taşır ya buraya. Şu anda ruhunuz işçilik yapıyor. Ahiret ve Allah'ın işçiliğini yapıyor. Bir şey döküyorsunuz. Bir tezgahta çalışıyor. Ahiretin işçiliğini, Allah'ın işçiliğini yapıyoruz. Yani ruhumuzda hissedilen şu anda keyif ve lezzet buralı değil. Buraya ait özellik değil. Bunu tutamazsınız, depolayamazsınız. Yarın eczanede bu hazzınızı isteyemezsiniz. Ya böyle bir, ben dün akşam bir sohbetteydim. Doktor bey, öyle bana bir hap ver ki dünkü şeyden ver olsun bana. Feyiz'den. Doktor der ki yanına beni götür der. Yani sima var ya sima. Sima buralı değil. Hiç alakası yok. Bu hücreler 6 ayda bir değişiyor demişti. Bakın batının dışa vuruşu ama kimin haberi var? Kim bunu fark ediyor? Tefekkür etmeyenler edemez.
Nur'un dersine muhatap olamayanlar bunu nerede düşünecek? Bunu nerede düşünecek ha İsmail? Nasıl düşünecek? Felsefeci dedim ki, felsefe malum işte bildiğiniz o felsefe öğretmeni arkadaşımız. Dedim ki, gözden elde edilen ilim ile gözü yapan ilmi anlayamazsın. Vallahi dedi, tarihi bir söz. Yani Allah var iken hiçbir şey yoktu, gözü yapayım dedi. Yaparken kullandığı ilimle göz ortaya çıktı. Biz de o göze bakarak ayrı bir türevini alıyoruz. İşte bu da böyle. Şu anda haletiniz var ya böyle garip garip bakışınız. Gene buralı değilsiniz. Ne mutlu şu anda oralısınız. O zaman iyi dinleyin. Nerede ki burada, nereyi yaşıyorsanız o anda oralısınız. Şu anda oralısınız. Buralı değilsiniz. Şu anda oralısınız. Buralı değilsiniz. Eğer ben şey yapıyorsam, inanmıyorsam bunu Allah beni kahretsin. Ben böyle inanıyorum. Allah da yemin etti, içime de yemin etti. Şu anda oralısınız. Çünkü buranın hali değil bu. Burada bulamazsınız böyle bir şeyi. Yani dünyada böyle bir feyiz falan yok. Ama burada şu var işte, kardeş çay getiriyor. İşte burada bu var işte. Bu feyiz nerede bulacak? Getir kardeşim. O da oradan geldi. Buçuğu geçsin. Ne kadar? Buçuğu geçsin. Buçuğu geçsin. 27 dakika oldu. Daha var abi. Nasıl, sıkılıyor musunuz? Yok. İnsan cennete çıkılır mı? Evet. Buralı değil abi. Bak, bir benim buralardan çıkarttığım bir psikoloji cümlem vardı. Ama tarihte kullanılacak inşallah. Neyi düşünüyorsanız osunuz ve oralısınız. Bu daha ileri safhaya götürdük bu akşam onu. Neyi hissediyorsanız şu anda orayı yaşıyorsunuz. Allah Allah. Gece ve gündüz, kışı ve yaz. Kışı yapmak için normal bir teknoloji mi? Asırlar, devirler değişmesiyle değişen duygular, simalar. Allah Allah. Ha, bugün gündelik hayatında çalışırken siman böyle miydi? Namaz kılanların simasına bakın, namaz kılmayan simasına bakın. Öğleyin ikindi akşam yatsı namazını kılın, sabah kılmayın, suratınızda meymenet pek olmaz. Tamam, korkmayın, ben anlamıyorum. Tamam, hem de uzağa görmüyorum. Tamam, benim görmem de önemli değil ama surat inan gösteriyor. Sabah kılmadığınız, sizin alakası yok da diyorum yani, kılınmadığı gözüküyor. Bir müjde de söyleyeyim size. Beş vakit namazın dışında peygamberlere vacip ve farz olan teheccüd namazında Allah şöyle bir mana yüklemiş. Suratları ayna gibi parlarlar. Teheccüdü kılanlardı. Dört namaz bir tarafa, benim keşfim, sabah namazının nuraniyetine asla yetişilemiyor. Nasıl oluyorsa bilmiyorum. Onun için sabah kılanlarda, kılmayanlarda hepsi belli oluyormuş diyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şey için dedim, gece ve gündüzün değişmesiyle halimiz değişiyor. Yaz kış değişince değişiyor. Allah Allah, ne güzel dinimiz var ya. Burada orayı yaşıyoruz. Fesubhanallah ya. Allah Allah, bir tuhaf değil mi ya? Ya arkadaşlar, battaniye yırtmak lazım ha böyle ya. Böyle üzerimizde battaniye örtülmüş cehalet yani. Artık yırtası geliyor insanı ya. Hani eskide var konturlar kartla veriliyordu da üzerinde bir ya boya vardı, boya tamam böyle tırnakla kazırdık, sayı çıkardı, kontur yüklerdik yani sayı bunun altında. Yani böyle bana öyle geliyor, şu dünya kontur üzerindeki siyah boya var ya, ya böyle çizesim geliyor ya. Temizleyip öteye geçesi geliyor insanı ya. Şu anda zaten geçmişsiniz de haberiniz yok. Bana bak, burada değilsiniz ha. Uzaylı mıyız hocam? Nereyiz? Nerede? Kim dedi onu? Nerede? Ha, sen misin? Uzay da dünyadır.
Şu anda bak Siman'da ne güzel tatlılık var. Allah razı olsun, ne güzel kız. Allah. İnsan değişmesiyle grup ve full içinde, mesela adamın bir güneşi batıyor. Adam ben seni seviyorum diyor. Mukabele diyor. Ben seni sevmiyorum. Adam cürüp de intihar ediyor. Allah Allah. Beni bile şaşırttın abi. Tabii. Yani sevgi ne kadar kuvvetli olduğunu göstermek istiyorum ve sima da farklıdır. Mesela adamın harita gibi görürsünüz. Simasında derdi mi var, kederi mi var? Ne? Hatta nerelidir? Git Almanya'ya, bu Pakistanlı, bu Türkiye'li. Gel İstanbul'a, bu efendim Gümüşhaneli. Bugün git Gümüşhane'ye, bu falanca ilçeli. Git ilçeye, falanca köylülere, falanca köye benziyor ya bu adam. Falan dereli. Oraya git, ya Hacı Mehmet'in oğluna benziyor bu ya. Hepsi sima. Nasıl falıyor? Yani dürbün gibi ufalta ufalta yakınlaştıra. Arkadaşlar hepsi. Ama acayip bir şey. Maneviyatınız, maddiyatınız, düşünceleriniz, yaptıklarımız, verdiklerimiz, vermediklerimiz simada hepsi gözüküyor. Simahum fi vucuhihim min eseris sucudu. Zalike meseluhum fit التوراة ومثلهم في الإنجيل. Onların halini de onlar da söylüyordu. Sima. Simalarından bellidir. El sinetikum elvanikum. Allah. Burada şey söylüyor. Gece ve gündüzün insan üzerinde tesiri, asırların ve devirlerin değişmesiyle, doğmasıyla batmasıyla insana yüklenen o haller. Ama sığıra yok böyle bir şey. Sığır sığırdır. Sığırlar da sığırdır yani. Tazelenen masnuat-ı cemile. Ben mesela bu manadan uzak olan adam şimdi dersi demese. Ne diyor bu ya? Hocam iki ayaklı sığırlar mı? Dört ayaklı mı? Hangi? Mevcudat-ı latife elbette bir âli ve sermedi ve daim-i tecelli bir cemal sahibinin vücut ve beka ve vahdetini gösterdikleri gibi. Yani bu neyi anlatmaya çalışmıştım? Değişen bir zemindeyiz, tamam mı? Farkındayız. O zaman bize gösteriyor ki arkası devamlı değişiyor ki ayna devamlı değişiyor. Burası ayna. Burası ayna. Şimdi aynaya şöyle diyeyim. Oo bahçe var. Aa biraz sonra hiç oynatmadım aynı. Araba geçiyor. Arabayı burada mı arayacağız, orada mı arayacağız? Aa ne haber lan falan. Hatta o kadar acayip olmuşuz ki aynaya o kadar fena fil olmuşuz ki aynaya bakıyoruz, saçımızı tarıyoruz. Aslında bunu tarımak lazım. Çünkü bu orada. Değil mi? Yani biz o kadar fena fil olmuşuz ki ayna, buradakini burası zannetmişiz. İşte ahirette olan insanı da dünyada böyle zannediyoruz. Ahiretlidir insan. Ruhsal yapısı hiç alakası yok dünyanın. Ama bakın, aynaya bakıyor, buraya bakıyor zannediyor. Öyle mi değil mi bak? Aynada gördüğünü, burada gördüğünü zannediyor. Aynı değil, gayrı de değil. Ama değil bu. Bu değil. Bu başka, bu başka. Ama ne aynıdır, ne gayrıdır ama değildir bu. Değil de değil ama değildir işte nasılsa. İşte aynaya bakıp bunu zannetmek, dünya aynasında da kendi bir şeyi seyrediyoruz mesela dünyayı ahvali, oysa ahiretteki halleri nümuneli veya oraya giden özellikler veya oradan yansıyan tecelliler, esmanın tecellilerini buraya ait zannediyoruz. Mesela aynayı tuttum bahçeye, ay bahçeye bak bayan olsun. Abi adam çıktı falan. Yani adamı burada mı tutacaksın, meyveyi burada mı yiyeceksin batarlada gözüküyor, yoksa bunu gösterdiğine mi? Dünya gösteriyor. İnsan siması da gösteriyor. Buna elini uzatma, bir şey bulamazsın aynaya. Bunun gösterdiği yere bak. Bu dünya. Dünya aynasında diyor Mesnevi'de. Biz de buraya yapışıyoruz. Evet falan. Allah Allah yok. Yani tatmin etmiyor bizi. Ele geçirdik aynayı. Ama içi yok. Ayna bizde, içi yok. Allah Allah, bu sefer daha yakın yaklaştırırız. Yok yok, ondan sonra vefat ediyor. Ahirete bir gidiyor kefenle. Allah Allah. Hiçbirisi yokmuş. Hepsi hikaye. Aynayı geçirdik ama içi yok.
İçinden dolayı aynaya sarıldık. Yok. Ha, ayna denilen, yani dünya hayatı Esma-i Hüsna'nın aynasıydı. Esma-i Hüsna'yı gösteriyordu. Yani bir beka istiyorduk, ezel istiyorduk, dert istemiyorduk. Aynada gözüken bunlar. Böyle bir alemin görüntüleri bizde, beka, ebed. Ama biz aynaya aşık olduk. La aynanın gösterdiğine bakmak lazım ki aslına geçelim. O masnuat, esbab-ı zahiri süfliyeleriyle beraber zeval bulup ölmeleri, esbab-ı neşliğini ve bir perde olduğunu gösterir. Yani gelmeler gitmelerde kullanılan perde, esbab, bahanedir, hiçtir, perdedir, zahiridir. Yani ölmeleriyle, dirilmeleriyle, ancak konuşmak için kullanılan zemin ve malzemedir. Mesela elmayı ağaçtan takmış. Takmasın Allah. Neyle verecek sana? Gökten şimdi elma yağdırsa, domates yağdırsa, ağaca takmasın şimdi nasıl olacak? Oo ne var? Yağmur yağdırıldığı gibi. Vallahi bu ay kimse sokağa çıkmasın. Elma yağma yağdırılma ayıdır. Elma yağacak kimse çıkmasın. Pal, küt, pal, küt her taraf elma. Yani dala takmasa nereye koyacak? Kabak yağarsa. Kabak yağarsa mesela. Allah ne güzel yapmış ya. Şimdi ağaca takmış. Ağaç mı verir? İşte çünkü diyor ustad bir şey yaratılırken sebepleriyle yaratılıyor. Ölümleri de sebebi de gidiyor. Mesela ağaç kışın ölüyor. Tekrar baharda yaratılmak ağacı da yeniden yaratılıyor. Sonra yaprak da yeniden yaratılıyor. Geçen sene düşen yaprak kalkıp da oraya yapışmıyor. Başka. Ben eskiden düşünüyordum ha çocukken. Acaba bu düşen yaprak tekrar mı nasıl oluyorsa tekrar çıkıp da mı yapışıyor? Değil mi arkadaşlar? O yaprak değil, değil mi? Yerdeki yapışmıyor yani. Yeniden yaratılıyor. Ağaç ölmüyor mu? Ölüyor. Ha, ağaçla beraber yaprak da yeniden yaratılıyor, meyve de yeniden yaratılıyor. Ölmüştü ağaç. Hani ağaç canlı olsa derdim ki hani olan bu hayatiyeti devam ediyor da yani bir dereceyi daha onu işte meyvelerini, yaprağını bakamadı ama baharda tekrar aktif oldu. Yok o da ölüyor. Sebepler de ölüyor. Yani şu anda senin aldığın feyiz bu benim sırf seslendirme mi? Senin iç alemindeki ruhuna gidiyor. Merak, alaka, farkındalık latifelerine ondan sonra tahatturlarına giriyor, onları aktif ediyor. Sen de böyle bakıyorsun şimdi. Feyiz ve huzur için. Allah onlardan ayırmasın inşallah. Şu hal katiyen ispat eder ki şu sanatlar, şu nakışlar, şu cilveler bütün esması kutsiye ve cemili olan bir zat-ı cemili Zülcelal'in tazelenen sanatlarıdır, tahavvul eden nakışlarıdır. Allah Allah. Cenab-ı Hakk'ın tazelenen sanatlarıdır, tahavvul eden nakışlarıdır. Bunu nasıl anlarsınız biliyor musun? Ben öyle şey yaptım, becerdim. Veya işte en azından fark ettim. Allah'ın sanatını ve sanatı ve nakşı olduğunu şöyle anladım. Atamanım. Şöyle düşündüm. Elmaya baka baka Allah'ın sanatın olduğunu hiç şey yapamadım. Ya. Çünkü nasıl vereyim ya? Dalda işte yani. Ağacın meyvesini Allah nasıl şey yapayım falan. Balığı da derede bulduk. Yağmuru da semadan bulduk. Tamam. Kendimi nasıl buldumsa buldum neyse. Şöyle ancak şey yapabildim biraz esbabı bu noktada şey yapayım. Ben şöyle düşündüm. Bu kainat ilk kurulurken şöyle bir parça bakın. Bundaki malzeme, bundaki malzeme aynı. Fark var mı? Büyüklük, küçüklükten bahsetmiyorum. Malzeme aynı. Güneş, bu güneş, bu da kopmuş dünya demektir. Okulda bize öyle öğrettiler değil mi? Dünya güneşte kopmuş parça. Şimdi bu dünya güneşte kopmuş parçaya zamansız, zeminsiz, mekansız, mukayesesiz, taklitsiz, nümunesiz, misalsiz, modelsiz, projesiz, macelesiz ilk ve son yapıyor. Yani bu elmayı nereden getirdi? Armutu nasıl getirdi? Suyu nereden getirdi? Balığı nereden getirdi de şey yaptı? Mesela Kırıkan'da birkaç dere vardı, su yok, şey yok, su vardı, balık yoktu. İşte dinamit attılar, cenanette ne bileyim, zehir verdiler.
Biz gidiyordum, ben gittim serpmeyle diğer büyük nehirlerden tutuyordum, derelere atırım, çoğaltıyordum. Şimdi Allah güneşten kopmuş olan, şu güneşten kopmuş olan dünya parçasına suyu nereden getirdi? Hadi suyu getirdi, balığı nereden tuttu da koydu buraya? Ben serpmeden dereden, öteki dereden aldım. Allah serpmeyi nereden attı yani, nereden balığı getirdi? Biz bir fidanı açlarız veya sökeriz, yavrusunu dikeriz oraya. Allah bu ağaçları nereden aşıladı, nereden getirdi, nereden dikti? Yani güneş olan şu dünya, küçük güneşti. Gözümü nereden getirdi buraya? Gözümü koydu. Ateş küreğinin içerisine. Hayatımı nereden getirdi? Şuurumu, latifelerimi. Hepsini ben hazır buldum. Siz kendinize alan var mı? Şuurunu, latifesini, hissiyatını, merhametini kendi satın alan var mı? Yok. Yani böyle düşünürsen hakikaten akıl da ihtimal veriyor ki hakikaten içlikte yaratılmış. Kaynağı yok. Gözün kaynağı yok yani. Gözün kaynağı ne olabilir görmenin? Kör maddeler mi? Şuurun kaynağı şuursuz maddeler mi? Hayatın kaynağı ölü maddeler mi? İşte diyor ki o zaman ancak şu Cenab-ı Hakk'ın sanatlarıdır, tahavul eden nakışlarıdır. Taharruk eden ayneleridir. Devamlı değişen ayneleridir. Değiştiriyor bak sen. Kaç yaşındasın? Mesela diyorlar kaç yaşındasın? Ben ne diyorum biliyor musunuz? Siz şu anda hangi hissiyat, kendinizi ne hissediyorsanız o yaştasınız. Çünkü yaş yok. 6 ayda bir değişiyor. 1 senelik hücre yok. Sen kaç yaşındasın? 34 yaşındasın. 34 tane yaş nerede var? 34 senelik hücre yok ki. 6 aylık. Ama siman gösteriyor diyelim. Tamam. Nedir o? Şu anda ne hissediyorsanız kendinizi o yaştasınız. Onun için hiç kimse yaşlı hissetmez. Öyle gençler var ki kendisini ihtiyar gibi, öyle gençler var ki bitmiş, bütün kainat üzerine binmiş. Öyle ihtiyarlar var ki 15 yaşındaki delikanlı gibi. Yani ne hissediyorsanız o anda olsunuz. Yaşla alakası yok bunun. Yaş bir sebeptir, aynadır. Çok tuhaf bir bunlar ha bunlar da. Ama hep alışmışız. Bak o kaç yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında. Tam da neresi 40 yani? Bir arkadaşım, bu dersten sonra diyeceksiniz, olan yaşta yokmuş ya falan diyecekler. Bir tanesini öyle demiştim, ölüm yok. Nasıl ölüm yok dedi. Tamam şeyde oldu galiba, Diyaman'da. Ölüm yok dedim derste. Dersten sonra geldi, tamam. Ölüm yok anlattım, bak. Ölüm dedim şu ceset, şu ruh. Ruhu dedim Azrail Aleyhisselam aldı. Ruhu kurtardı, biz zaten bunda vardık. Cesetten kurtardı. Şimdi kim öldü? Ruh dirildi, ceset öldü. Ondan sonra, peki bu Azrail Aleyhisselam bu ruhu çıkarttı, ruhu kurtardı. Peki cesetteyken ruh, günahlar ruhu öldürüyordu, gömüyordu. Ruhu öldüren günahlardır. Ama biz maalesef günahlara kızmıyoruz, gidiyoruz kurtarıcı olan Azrail'e kızıyoruz. Ruhu öldüren günahlar mıdır, Azrail Aleyhisselam mıdır? Defa duydun abi günahlarını. Bak şimdi. Şimdi ceset ruh. Odundan nuru çıkartacaksınız. Yanması lazım değil mi? Yanarsa çıkar şeyden. Şimdi demek Azrail Aleyhisselam ruhu cesetten alıyor. Öyle demiyor muyuz? Ruhu Azrail Aleyhisselam alıyor, arşa götürüyor. Alıp götürendir. Öldüren değildir ya. Yani gel lan buraya dedi. Öyle bir şey yapmadı. Aldı gel lan köşede kafanı koparım. Öyle bir şey yok. Alıyor arşa götürüyor. Demek ki kurtaran ya bu adam. Peki ruhu öldüren nedir? Ruhu kirleten, öldüren günahlardır. Ve ruhu öldürüyor ve cesede gömüyor. Biz günahlardan korkmuyoruz, Azrail'den korkuyoruz. Tam oldu abi ya. Odun işte. Odunun içerisine nuru nasıl çıkaracaksın? Azrail gerekiyor. Onun Azrail'e ateş işte. Ruhlu bir şey alması lazım. O odunu yakacaksınız ki dumanı odundan ayırmanız lazım. Odundaki dumanla nuru nasıl ayıracaksınız? Bıçakla ayırabilir misin?
Al bıçağı, al keseri. Odundaki dumanla nuru ayır. Keserle, bıçakla. Neyle ayırırsın? Çürüse bile gene ayıramazsın. İlle odunun içerisindeki dumanla nuru ateşte ayıracaksınız. Azrail aleyhisselam da öyledir. Nuru kurtarıyor. Duman da, odundan çıkan duman da karbondioksittir. Gitti meyvelerde onu yaprakla alsın, meyvede kullansın. Ceset kafes ya. Demek arkadaşlar, ruhumuzu öldüren Azrail değil, ruhumuzu öldüren günahlardır. Ruhumuzu kurtaran, çekip çıkartan, götüren Azrail aleyhisselamdır. O zaman ruhun Azrail'i Azrail değil, ruhun Azrail'i günahlardır. Sonra dedi ki, Allah Allah ya falan. Radyamadım. Bu ne demek dedi ya? Nasıl? Şimdi Azrail değişti mi ya dedi ya? Azrail değişti. Ey! Allah Allah. Bir arkasından gelen sikkelerdir şu mevcudat. Hikmetle değişen hatemleridir Cenab-ı Hakk'ın. Peki. Kur'an'da okunmuştu. Bir yarım saatiniz de oradan geçmişti. Ben herhalde bir 40 dakikanızı da ben aldım. Tam 45 dakika. Geceniz gündüzünüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak. Efendim abi. Hafız kardeşimiz biraz daha o aşırı okuyacak. Çok iyi. Hem kesmeyeyim. O arkadaşların dışında o gidenle gitti mi onlar? Onlar devam ediyor abi. Tamam. O zaman gelsin ya. Ben hemen kesmiyorum. Sevgili kardeşim gel.